İyi akşamlar. Eko Türk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Ekonomi büyüyor ama işsizlik ne yazık ki yerinde sayıyor. İşsizlik rakamı Kasım ayı itibariyle 11.2 olarak geldi. İşsizlik rakamında herhangi bir değişiklik yok. Bu arada hem nüfus artışı hem yeni katılan, iş gücüne yeni katılanlar dolayısıyla yeni 39 bin işsizimiz var bu arada. Bugün ağırlık olarak işsizlik rakamını ele alacağız. Elbette bu arada Amerikan Merkez Bankası'nın ileri adımlarını konuşacağız. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'ndan son bir haftada gelen iki şahin adım var. Bunların ikisi de Mart ayından itibaren Amerikan Merkez Bankası Fed'in bir faiz artışına gideceği yönünde. Bu da gelişmekte olan ülkelere zaten sıkıntılı olan fon akımının giderek daha fazla sıkıntıya girmesine yol açabilecek gibi gözüküyor. Bugün ana haberin birinci bölümünde Profesör Doktor Zeynep Ökten bizimle birlikte olacak. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. İkinci bölümde Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Başkanı Halil Nadir Teberci ile konuşacağız. Hayatımızdaki telekomünikasyon ve iletişimin nereye doğru geldiğini birlikte ele alacağız. Türkiye ekonomisi dev adımlarla büyüyor. Büyüme rakamımız iyi, her şeyin üzerinde ama ne yazık ki büyüme işsizliğe çözüm olmuyor. Demek ki Türkiye ekonomisindeki büyümenin kalitesinde bir sorun var. Eğer kaliteli bir büyümemiz olmuş olsaydı muhtemelen işsizlik rakamında da aynı ölçüde geriye doğru gidiş olacağını görecektik. Maalesef bugün itibariyle bunu göremiyoruz. Kasım ayı işsizlik rakamı açıklandı. 2021 Kasım ayı itibariyle Türkiye'de işsizlik oranı %11.2 olarak hesaplandı. Bu bir önceki dönemde de yine 11.2 idi. Dolayısıyla aydan aya fark etmeyen bir işsizlik oranı var. Bu arada hem nüfus artışı hem de iş gücüne yeni katılım dolayısıyla 39 bin yeni işsizimiz var. Onu da belirtmiş olalım. 3 milyon 777 bin kişi oldu işsiz sayısı. Kadın ve erkek işsizlik oranında da bir kritik durum var. Bunu da ayrıca değerlendirmek lazım. Kadınların iş gücüne katılım oranı giderek azalıyor. Bunu da BETAM bize söylüyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Toplumsal Araştırmalar Merkezi işsizlik rakamlarını pek çok yönüyle irdeledi. Ağırlıklı olarak da kadın istihdamı ile ilgili bölümüne değindi. Kadınların iş gücüne katılımı giderek azalıyor. Erkekler iş gücüne katılımda daha fazla önde. Kadınların iş gücüne katılımı zaten zayıftı, giderek zayıflamaya devam ediyor. Kasım ayı itibariyle erkek işsiz sayısı bir önceki aya göre 43 bin azalırken kadın işsiz sayısı 80 binlik artış gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla kadın işsiz sayısı yukarı doğru gidiyor. Bu da işsizlikte, istihdamda kadın erkek aleyhine olan dengeyi bir miktar daha kadınların aleyhine doğru çekti. %4.9'a kadar çıktı. İstanbul Ticaret Odası'ndan üyelerine istihdam çağrısı geldi. Şekip Avdağgiç, İstanbul Ticaret Odası Başkanı, HOSGEB yasaları çerçevesinde 100 bin, bir kişi başına 100 bin liralık geri ödemeli istihdam desteğinden yararlanırsanız daha fazla kişiyi istihdam edersiniz diye üyelerine bir telkinde bulundu. IMF ekonomik türbülansa hazır olun diye talimat verdi. Uluslararası Para Fonu bu yıl, önümüzdeki yılda aynı zamanda devam edeceğini biliyoruz. Sürecek çünkü Covid nedeniyle. Ama bir ekonomik türbülans geliyor. Bunun da başında elbette Uluslararası Para Fonu'nun atacağı adımlar yer alıyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'dan gelen açıklama var. Bir faiz artışı akla yatkın diyor. Thomas Barkin, Mart ayında bir faiz artışının olması gerektiğini söylüyor. Bunu daha önce söyleyen biri var. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, o da Mart ayında bir faiz artışının geleceğini söylemişti. Dolayısıyla Fed içinde faiz artışına sıcak bakan üyelerin sayısı giderek artıyor. Faiz artışı ve güçlü dolar altın fiyatlarını düşürebilir. Geçen yıl altın piyasalarından 9 milyar dolar çekildi. Bu yılda iştahın az olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bu yılda aynı iştahsızlığın devam etmesi durumunda altın piyasalarının daha fazla güç kaybedeceği
tahmin ediliyor. Enerji krizinin derin etkisi devam edecek. Dünya ekonomisi COVID-19 salgınının yanı sıra enerji fiyatlarındaki artış dolayısıyla ciddi bir sarsıntıya doğru ilerliyor. COVID devam ediyor, omikron varyantı dolayısıyla, ama bu arada petrol fiyatları yukarı doğru gelmeyi sürdürüyor. Kömürde ise yüksek talep fiyata rağmen devam ediyor. Kömür fiyatları yukarı doğru gidiyor ama talep de o kadar hızlı devam ediyor ki, çünkü en ucuz enerji kaynağı şu anda hali hazırda kömür. Emtia'da yükseliş eğilimi hakim. COVID nedeniyle ve Kazakistan'daki kütlesel kalkışma dolayısıyla orada hem madencilik faaliyetleri aksadı, bu demir, kömür, çimento ve benzeri bütün ürünlerin fiyatlarına yansıdı. Ayrıca gıda, yani tarımsal emtia fiyatlarında da bir yükseliş söz konusu. Bu arada kahve fiyatlarının rally yapmaya devam ettiğini söyleyelim. Kahve fiyatları son bir haftada %5.6 değer kazandı. Kahveye yatırım yapanlar çok para kazanacaklar bu yıl ve önümüzdeki yıllarda, bunu haber vermiş olalım. Kur korumalı TL mevduat hesabına biriken para 107.6 milyar lira oldu. Geçen ay 92 milyar lira civarındaydı. Yani bir önceki aydan bahsediyoruz. Aralık ayından 107 milyar liranın üzerine kadar çıktı. Yeni banknotlar tedavüle giriyor. Yeni banknotlar 20 liralık ve bu 20 liralık banknotlarda yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'nun imzası yer alacak. Türkiye'nin ihracat iklimi yavaş yavaş yukarı doğru gidiyor ama çok yavaş bir hızla hareket ediyor. 50'nin üzerindeki ihracat iklim endeksi değeri normal. Türkiye'nin ihracat iklim endeksi değeri 53.9. Pek çok Avrupa ülkesiyle kıyaslandığında fena sayılmayacak bir orandan bahsediyoruz. Artık sigarayı ve ekmeği bakkallar satacak. Kimden geliyor açıklama? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den. Yeni bir yasa hazırlığından bahsediyor. Bu yasa hazırlığı çerçevesinde zincir marketlerin sigara ve ekmek satışının engelleneceğini ifade ediyor. Yasa böyle çıkarsa gerçek anlamda sigaraya ulaşmak bir hayli zor olabilecek. Çünkü her sokak aralığında, her yerde bir mahalle bakkalı bulmak artık mümkün değil. Artık marketler daha yaygın olduğu için o bakımdan sigaraya ulaşmak zor olabilecek. Ekmek de aynı şekilde olabilir ama bakalım yasa böyle çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bendevi Palandöken yasanın böyle çıkacağını öngörüyor. Ama zincir marketlerinde buna karşı alabilecekleri bir defans durumu olması lazım. Kimlik kartlarında e-imza dönemi başlıyor. Bugün itibariyle bazı kentlerde, pilot seçilen kentlerde kimlik kartı, sürücü belgesi ve e-imza birlikte kullanılabilecek. Avrupa Birliği Euro bölgesinde enflasyon rekor tazeledi ve %4.9 olarak ölçülen enflasyon son olarak 5'in üzerine çıkmaya başladı. Dolayısıyla Avrupa'da enflasyonun geçici olduğuna dair tezler de böylece yavaş yavaş çökmüş oluyor. Ve Türkiye'den bir haber, futboldan bir haber vereceğiz. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi de sona erdi. 2017'de attığı bir tweetle "Nerede kalmıştık?" diye başlamıştı. Şimdi sonlandı. Bugün itibariyle Galatasaray Başkanı Fatih Terim'le yollarını ayırdığını ifade etti. Galatasaray'ın başına kimin geleceği konusunda da çok sayıda spekülasyon var ama bu spekülasyonlar netleşmediği için bildiremiyoruz. Zaten Galatasaray halka açık bir şirket olduğu için bunu şu anda telaffuz etmemiz doğru da olmaz. Ve geldik Altın Küre'ye. Altın Küre kırmızı halısız, seremonisiz bir şekilde yapıldı ve Altın Küre'de kazanan filmler, diziler ve yönetmenler, oyuncular belli oldu. Altın Küre'de The Power of Dog 3 ödülle öne çıktı. En fazla ödülü kazanan film oldu. Succession en iyi dizi film ödülünü aldı. West Side Story'de en iyi film müzikali ödülünü aldı. Ve Will Smith, Kral Richard'la en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Nicole Kidman da Being the Richards ödülüyle, filmiyle ödül kazandı. Ve en iyi senaryoda Belfast'ta Kenneth Branagh'a gitti.
Evet, Borsa İstanbul 100 Endeksi günü 0.58'lik artışla 2045 puanın üzerinde tamamladı. Cuma günü Borsa İstanbul'u 2033 puandan bırakmıştık. Yükseliş eğilimi devam ediyor. Bu hafta boyunca bir rally, yani küçük çaplı, yavaş adımlarla giden bir rally olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ama bugünkü eğilimi ya da yükselişi iyi. Bu arada kurdaki durumun çok iyi olmadığını söyleyelim. Kur 14 liranın üzerini yokladı. Şu an itibariyle ne kadar olduğunu birazdan arkadaşlarımız verince görmeye başlayacağız. Kurdaki durum çok iç açıcı değil. Bugün ana haberin birinci bölümünde Profesör Zeynep Ökten olacak demiştik. Profesör Zeynep Ökten'le başta borsa olmak üzere pek çok şeyi konuşabilecek durumdayız. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Zeynep Hocam hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, iyi akşamlar. Nasıl gidiyor hayat diye soralım önce. Bir genel girizgah yapıyoruz. Bu korona günlerinde artık herkesin hatırını sormak zorundayız. Çünkü kime bakarsak, nereye bakarsak bakalım, nereye elimizi uzatırsak uzatalım her yerden çıkıyor. Yani tesadüfen dün bunu mesela tesadüfi örnekleme yöntemiyle, bu istatistik yöntemidir aynı zamanda, yaptım. 5 kişiyi aradım, 4'ü omikron varyantına yakalanmış çıktı. Dolayısıyla çok yaygın bir şekilde etrafımızda hissediliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin çevrenizde de aynı şekilde mi? Evet, benim çevremde de arkadaşlarımda çok yakalanan var. Allah'a çok şükür biz ailece daha omikronu veya koronanın herhangi bir varyantına yakalanmadık. Aşılarımızı da çok önceden olduk. Okulda online'a geçti. Üniversitelerin çoğu online'a geçtiği için evde korunaklı vaziyetteyiz. Sizle de yayını özlediğim için bu sene ilk yayınımız sizle birlikte inşallah güzel yayınlar yaparız. Evet, çok daha güzel yayınlar yapacağız. Merak etmeyin, Türkiye'de iyi olacak. Ona da inanıyoruz. Her şeyin çok daha farklı, değişik ve hepimiz için mutluluk getirici olacağını tahmin ediyoruz. Umudumuz bu, temennimiz bu, beklentimiz de bu elbette. Şimdi işsizlik verisini konuşacağız Zeynep Hocam. Kasım ayında %11.2 oldu. Bir aydan bir aya değişmedi. Fakat bu arada 39 bin yeni işsizimiz var. 39 bin yeni işsizin neden olduğunu elbette biliyoruz. Hem artan nüfus artışı, yani oranı, hem de İş gücüne yeni katılımlar dolayısıyla 39 bin bir işsiz sayısı eklendi işsizler ordusuna. 3 milyon 777 bin kişi oldu. Bu da şu anlama geliyor. Ekonomimiz dev adımlarla büyüyor ama istihdam üretemiyor. Şimdi bir ekonomi büyürken istihdam üretemiyorsa bu ne anlama gelir? Nerede bir yanlış var ya da büyümenin kalitesini sorgulamamız gerekmez mi diye soruyorum. Evet, çok haklısınız. Tabii bu rakamdan çok daha önemli olan geniş kapsamlı işsizlik. O işsizlik rakamı %22.1 olarak açıklandı ve 8,5 milyon insan geniş kapsamlı işsizlik içinde. Yani bunun anlamı işte esasında tam çalışma isteği var ama yarı zamanlı çalışıyor. Ya da uzun süredir iş başvurusu yapmadığı için küskünler listesinde ve dolayısıyla işsiz sayılmıyor. 8 milyon üzerindeki insanın işsiz olduğu bir ülkeden bahsediyoruz, bir piyasadan bahsediyoruz. Şimdi geçen dönemde, yani 2021 yılında, tabii bir toparlanma yılıydı. Dolayısıyla 2020 yılındaki %13,5'luk işsizlik rakamlarından %11.2'ye kadar geldik. Bu son derece olağan bir durumdu. Zaten alt kalemlerine baktığımız zaman hem imalat sektöründe hem inşaatta hem hizmetler sektöründe bir iş konusunda artış gözlemliyoruz. Ama sizin de söylediğiniz gibi 2020 yılını sadece Çin ve Türkiye pozitif büyümede kapatırken, arkasından da yüksek oranlı büyüme rakamlarını yakalarken biz bu işsizlik oranının çok daha düşük olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada tabii istihdamsız büyüme dediğimiz bir büyüme şeyini yakaladığımız, yani bir yapısal bir sorunumuz var Türkiye ekonomisinde. Büyürken bir istihdam yaratamama problemi var. Bu da büyümenin kalitesini hakikaten sorgulatıyor. Şimdi biz iş piyasasına baktığımızda %50 ve daha fazlası, hatta %53'e çıkan bir çalışan oranının hizmetler sektöründe olduğunu görüyoruz. Çok yüksek oranlı bir hizmetler sektöründe çalışan oranı var. Fakat sanayiye ve tarafına baktığımız zaman buradaki kapasitenin daha düşük olduğunu görüyoruz. Ve bunun alt kalemlerine baktığımızda bugün
Seyfettin Artan Hoca'yı ben de dinledim ve Betam'ın raporunu da okudum. Çok önemli bir şey çıkıyordu. Özellikle kadın işsizliği konusuna çok dikkat çekmiş vaziyetteler. Şimdi biz bu kadar büyüme yapıyoruz. İstihdama destek vermeye çalışıyoruz. Özellikle kadın istihdamına. Fakat kadın istihdamı son derece düşük. Özellikle genç kadın işsizliğinde %35'lere varan bir işsizlik yaşanmakta ve gençlere baktığımızda yani 19-24 yaş, 18-24 yaş arasındaki gençlerde de işsizlik oranının %23.1'e kadar çıktığını gözlemliyoruz. Onun için biz esasında büyürken tabana yayılan bir büyüme potansiyelini gerçekleştiremiyoruz. Büyümenin aynı zamanda refah yaratıcı etkisini de tüm topluma yayılmış vaziyette gözlemleyemiyoruz. Bu hem istihdamı arttıracak bir büyüme değil, hem de toplumsal refahı ve sosyal adaleti sağlayacak bir büyüme olarak gözlemlenmiyor. Büyüdüğümüz dönemlerde gelir dağılma adaletsizliğinin gittikçe arttığını da gözlemliyoruz aynı şekilde. Onun için bizim esasında üretim yapımızı, büyüme yapımızı tekrar gözden geçirip değiştirmemiz lazım. Şu aralar bir makale üzerinde çalışıyorum. Orada da çalışmak istediğim konu esasında ihracat artarken, miktarsal olarak artarken dış ticaret hatlerimizin aleyhimize dönmeye başladığını gözlemledik. Evet. Yani bu TÜİK verileriyle karşımıza çıkıyor. Bu da esasında yapısal bir bozukluğa işaret ediyor. Yani büyümeyi ihracat alıp götürürken şu anda, değil mi? İhracatla ciddi anlamda bir büyümeye katkısı var. Diğer tarafta hizmetler sektörünün var. Fakat ihracat yaptığımız kalemler istihdam yaratan kalemler değil. Problem buradan kaynaklanıyor. Ve özellikle bir de TL'nin değerinin düşüşüyle birlikte bu ihracat bizi refah arttırıcı bir uluslararası ticarete götürmüyor. Aksine bir yoksullaştıran büyüme, Bhagwati'nin söylediği gibi ihracat artarken refahımızın azaldığı bir büyüme sergiliyoruz. Onun için büyümemizi, ekonomik büyümemizin kalitesini her bakımdan hem istihdam, hem refah, hem sosyal adalet, hem de ihracattaki refah arttırıcı değil azaltıcı yönünden incelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Betam'ın araştırmasına dikkat çekmeniz bence çok yerinde oldu. Ben de zaten ikinci soru olarak onu soracaktım. Şu anda ona ilişkin bir bakış açısı getirmeye çalışacağım. Sizden de yanıtını isteyeceğim. Şimdi Türkiye'de genel olarak zaten kadınların iş yaşamına katılımı sınırlı. %30 seviyesinde. Yani %30'a %70. Oysa nüfus nedir? %50-50 değil mi? Yani çalışanların %50'sinin kadın, %50'sinin erkeklerden oluşması lazım. Normal, modern, çağdaş, demokratik ve sanayileşmiş ülkelerde durum budur. Hollanda'da böyledir mesela, Danimarka'da böyledir, Almanya'da böyledir, Fransa'da böyledir. Hatta uzak doğuya gittiğimizde oralarda bile böyle. Japonya hariç, Japonya'da kadınlara yönelik bir kısıtlayıcı durum var. Japonlar kadınlarını çok fazla iş dünyasının içinde görmek istemiyorlar maalesef. Ama Hindistan'da örneğin orada bile bu kadar derin bir fark olduğunu düşünmüyorum. Veriye bakmadım ama tahminimi söylüyorum sadece. Fakat Avrupa ülkelerindeki durumu biliyorum. Yani net söyledim orada. Şimdi bakıyoruz Kasım ayı verisinde erkek işsiz sayısı 43 bin azalıyor. Güzel bir şey erkeklerle yine. Fakat kadın işsiz sayısı 80 bin artıyor. Zaten kadınlar eşitsiz koşullarda. Bir de ayrıca işsizler ordusuna katılmış olmaları şu anlama geliyor. Kadınların eşit ve bireysel, toplumsal hayatta eşit bireyler olarak yer almalarının önündeki en temel faktörlerden bir tanesi çalışma hayatı. Eğer kadınlar çalışma hayatının dışında kaldıkları takdirde o zaman işte tabi bireyler haline geliyor. Bu da bizim hem toplumsal gelişmemizi engelliyor, hem toplumsal dinamiklerimizi etkiliyor. Yani yakın dönemli olarak etkiliyor. Ne yapmak lazım diye soracağım ama siz de yani bana diyeceksiniz ki ben de bilmiyorum çözümünü. Çünkü her şey resim son derece açık ortada. Burada kadına pozitif ayrımcılığı sağlayıcı bazı iş yasaları düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben şahsen.
Çok teşekkür ederiz. Özellikle kadınlar adına bu konuya daha çok değindiğiniz için. Çünkü çok önemli bir sorun ve OECD ülkeleri içinde kadının istihdama katılım oranı en düşük olan ülkelerden bir tanesiyiz. %33 civarındaki bir istihdama katılım oranı gerçekten çok düşük bir rakam. Tabii burada tamamıyla ülkenin geleneksel yapısından kaynaklanan kadının iş hayatında olmasına farklı bakış açılarının oluştuğu yapıdan kaynaklanan bir durum söz konusu. Ve kadın çalışmak istediği halde de işte hamile mi kalacaksın, evlenecek misin, çocuklar işte kadın çalıştığında çünkü bir kreş zorunluluğu doğuyor. Çocukla ilgilenme ne kadar olacak, hamile kaldıktan sonra acaba ne kadar izin alacaksın gibi çok ciddi sorularla ve sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Yani kadından hem doğurganlığı bekleniyor, evet, nüfus artışı isteniyor, hem de aynı zamanda çalışmak isteyen kadın hamile kaldığı zaman bir suçlanır hale geliyor. Bunun ötesinde Ali Bey, kadınla erkeğin eşit işe, eşit ücret olarak nitelendirdiğimiz ve o camdan duvarlar olarak bahsettiğimiz yerde de çok ciddi problemi var. Çünkü kadın erkekle aynı işi yapsa bile TÜİK'in açıkladığı rakamlardan anlaşılıyor ki, çünkü ücretlendirme rakamlarında bunu da açıklar TÜİK, kadın erkeğe oranla aynı işte daha düşük ücret alıyor. Onun için emek piyasasında esasında ve geleneksel Türk yapısında kadının iş hayatında negatif ayrışması söz konusu. Bu açıklanan veri içinde bir başka detay da şu, tarımda kadın istihdamı artmış, evet, son veride. Fakat tarım dışı istihdama baktığımız zaman ciddi anlamda kadında bir işsizlikle karşı karşıya olduğu gösteriliyor. Şimdi tarım işletmelerine baktığımız zaman da orada kadının bu kadar çok artışı da esasında acı bir olay. Yani genellikle biliyorsunuz işte biliyorsunuzdur köy yerinde ve şeyin tarımın yaygın olduğu yerlerde aile işletmelerinde kadın, evet, aile işletmelerinde kadın daha çok tarımda çalışır ve bunun karşısında da esasında net bir ücret almaz. Bunu bir doğal iş gibi görürler ve çalıştırmaya başlarlar. Onun için kadın gerçekten bu toplumda, emek piyasasında son derece yok sayılıyor. Bunun için çok özel pozitif ayrışmaların olacağı bir takım teşviklerin uygulanması lazım. Bir de kadının genel olarak çalıştığı yer tekstil sektörüdür. Tekstil sektöründe de ücretler son derece düşüktür. Çok özür dilerim. Düşüktür ve tamam şimdi asgari ücretin bir artışından bahsediyoruz ama enflasyon karşısında da asgari ücret zaten ilk iki ayda eriyecek. Dolayısıyla asgari ücretle hatta bazen part-time çalışan olarak göstererek kadınları işte ayda bir hafta ücretsiz izin verilmiş gibi göstererek ücretin de asgari ücretin altına indirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla emek piyasasında ciddi anlamda zorluklar yaşanıyor kadınlar için. Evet. Şimdi kadınların, Türkiye için söylüyorum, iş yaşamında en fazla yer aldıkları alanlardan bir tanesi turizm. Turizmde kadın istihdamı fena değil, neredeyse yarı yarıya, hatta bazı işletmelerde yarının çok üzerinde. Bu olumlu bir adım. Bir de kadınların iş yaşamında baskın hale gelebilecekleri bazı yerler var. İşte örneğin akademi, sizin içinde bulunduğunuz çevreler. Şimdi Türkiye'de 210'un üzerinde üniversite var, 216 üniversite var bildiğim kadarıyla. Mesela akademide acaba kadın oranı nasıl, ne durumda? Yani orada o %50-50 dengesi tutturulabilmiş durumda mı size göre? Ali Bey, evet, akademide biz kadınlar olarak çok sayısal olarak eşit düzeydeyiz. Hatta bir parça erkeklerin üstündeyiz, %52 gibi çıkıyor. Aman olsun, fakat işin olsun, kötü tarafı, evet, evet, yani çok güzel. Fakat şunu söyleyeyim size, yöneticilik kademesinde akademide de kadın yok. Evet. Yani 210 küsur üniversitenin rektörlerine baktığımız zaman galiba 3 veya 4 tane kadın rektör var. Dekanlık düzeyine baktığımız zaman da kadın dekanların oranı %2'yi geçemiyor. Yani
akademide başarılıyız, eşitliği sağladık çünkü orada işte çalışarak yükselme imkanımız var ama şey yapamıyoruz, yönetici olarak atanma konusunda ciddi problem yaşanıyor. Yani genellikle üst düzeye zaten kadının çıkması hem özel sektörde, sanayide, imalatta, her bakımda ve akademide baktığınız zaman üst düzey yönetici olarak kadın sayısı çok az. Evet. Kadınların iş yaşamında oldukları ve giderek sayıların arttığı bir alan var. O polislik mesleği daha çok görüyoruz. Yani ya da biz çok görüyoruz, bilmiyorum. Oranı bilmeden ezbere konuşmuş olmayalım. Keza askerlik mesleğinde de kadınların oranı giderek artıyor ama orada hala %10'lar seviyesinde. Oysa bu alanlarda kadınların çok daha fazla istihdam edilmesi gerekir. Çünkü çok benzer işler yapıyoruz. Şimdi polislik mesleği sadece erkeklerin kontrolüne ya da güvenliğine dönük bir meslek değil ki, aynı zamanda toplumdaki kadınların güvenliğine, asayişine dönük bir meslek olduğu için %50 nispetinde polis olması lazım, kadın polisi olması lazım. Bir de akademide tutturulan oran çok iyi, onu yani memnuniyetle müşahede ediyoruz, doğru söylüyorsunuz. Fakat mülki amir seçiminde aynı şey işlemiyor. Örneğin kaymakamlar, valiler hala kahire ekseriyetle, yani %90'ı neredeyse, belki daha fazla erkeklerden seçiliyor. Bu gibi yerlerde kadın istihdamı artırılabilirse, işte kadınlara yönelik pozitif seçicilik de artar. Örneğin kadın rektör sayısı artarsa, kadın akademisyen sayısı artar. Bu doğal yani. Demek ki hala oralarda gidebilecek yolumuz var. Bilmiyorum, dertleşiyoruz şu anda. Yani sadece ekran başında işsizlik verilerini konuşmuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin sosyo-demografik bazı açmazlarına da dikkat çekmek istiyoruz. Evet, yani biz bunu uzun zamandır zaten çabalıyoruz. İşte sivil toplum kuruluşları olarak kadına pozitif ayrımcılığı hatırlatacak, destek olabilecek her yerde aktif olarak görev almak istiyoruz. Çünkü gerçekten eğer kadın bağımsızlığını, ekonomik bağımsızlığını sağlamazsa, her gün haberlerde duyduğumuz bu kadına şiddeti çok daha uzun süre yaşayacağımızı düşünüyorum. Bir de şu da çok önemli Ali Bey, tabii Türkiye'de bağımlılık oranı çok yüksek. Yani bir kişi çalışıyor ailede ve ailede en az 4 kişiye bakıyor. Bu çok yüksek bir oran. Baktığımız zaman diğer gelişmiş ülkelere kıyasladığımız zaman çalışanın ve onun bakmak zorunda olduğu veya zorunda olduğu demeyelim ama baktığı insan sayısının artışı esasında yoksullaşmayı da arttırıyor. Çünkü asgari ücretle çalışan veya asgari ücretin %10 fazla ücretiyle ücret alan insanların sayısı tüm ücretlerin arasında %60'a yaklaşan emek piyasasında bu kadar düşük bir ücretle bir aileyi geçindirmek gerçekten yoksulluğun yaygınlaşması olarak tanımlanmalı. Onun için hem kadının hem erkeğin ailede çalışabildiği bir noktaya gelebilirsek esasında yoksulluğu da azaltma imkanına sahip olacağız ve bağımlılık oranı düşecek. Ayrıca kadının çalıştığı, kadının okuduğu, kadının da piyasada yer aldığı durumda çocukların yetiştirilmesi de çok daha farklı olacak. Çocukların bu hayata bakış açısı ve gelecekte o çocukların kadına bakışı, hem kız çocuğunun çalışma hakkını istemesi hem de erkek çocuğunun ileride kadınlar da çalışır diye düşünmesi çok daha doğru bir yaklaşım olacak. Onun için gelecek nesillere de yapılacak bir yatırımdır kadının çalışması. Evet. Bir istatistik vereyim, sonra bu bahisten çıkarız. Eğer sizin de ilave edeceğiniz görüş varsa dinleyebilirim sizi. Şimdi şöyle, Türkiye ile Almanya'yı kıyaslıyoruz. İkimizin nüfusu da aynı. Yani Türkiye'de, Almanya'da işte 82-83 milyon civarında nüfusa sahip. Türkiye'de çalışanların sayısı, aktif yaşamda çalışanların sayısı 26 milyon. Almanya'da 48 milyon. 3 Alman, 1 Alman'a bakıyor. Türkiye'de ise 1 Türk, 3 Türk'e bakıyor. Yani korelasyon tamamen ters. İşte dediğiniz gibi eğer bir gün biz de yani 3 Türk'ün sadece 1 Türk'e baktığı bir hayat düzeyine kavuşursak, o zaman işte işlerin normale döndüğünü düşünebiliriz. Ama dediğiniz gibi başta kadınlar olmak üzere gençler özellikle hep başkalarına bağımlı. Yani hala işte 25-30 yaşına gelip babasından, annesinden para isteyen çocuklar var ki bu kişilik gelişimini engelliyor. Hala eşinin ya da işte babasının
parasına muhtaç olan kadınlar var. Dolayısıyla bunlar ortadan kalkmadığı zaman biz modern toplumu biraz zor buluruz diye düşünüyorum. Evet. Varsa yaranızı evet, değişmiş Ali Bey, gibi olsun. Son evet bir lokma daha eklemek isterim ve bu sistem dolayısıyla esasında genç nüfusun yurt dışına göç etme isteğini hatta işte ücret düşüklüğünün de beyin göçüne sebep olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla işsizlik ne kadar yüksekse biz genç nüfusumuzu o kadar dışarıya kaptıracağız ki halbuki bu ülkenin en çok ihtiyacı olan kısmı beşeri sermayedir. Yetiştirdiğimiz insanları yurt dışına kaçırmamamız gerekiyor. Onun için de hem ücret politikasının düzenlenmesi hem de işsizliğe çare bulunması lazım. Peki, şimdi para politikasına gelebiliriz. Fed özelinde konuşacağız. Hem IMF'den hem Fed'den gelen açıklamalar var. IMF diyor ki ekonomik türbülansa hazır olun. Çünkü bir yanda COVID-19 var, diğer yanda emtia fiyatları artıyor, enerji fiyatları artıyor. O yüzden yeni dönemde eskisi kadar yatırım iştahı olmamakla birlikte fiyatların artmasına bağlı olarak bir hayatın daha zorlaştığı bir dönem olacak diyor. Bu bir, onu ayırdık. Fed'den gelen iki açıklama var. Thomas Barkin diyor ki, Richmond Fed Başkanı, Mart ayında bence bir faiz artışı fena olmaz diyor. Bunu daha önce James Bullard söyledi. San Luis Fed Başkanı, o da bir süre önce söylemişti. Dolayısıyla Fed içinde faiz artışına sıcak bakanların sayısı giderek artıyor. Onu geçtim. Fed içinde faiz artışına sıcak bakanlar seslerini daha yüksek çıkarmaya başladılar. Bu şu anlama geliyor. Fed Mart ayında bir faiz artışı sürecini başlatırsa, gelişmekte olan ülkeler, başta Türkiye gibi özellikle hem çok borcu olan hem dış sermayeye çok ihtiyacı olan ülkeler, üstelik de son birkaç ayda yabancı sermayenin, fonların terk ettiği bir ülke olarak bizim çok daha dikkatli hareket etmemiz gereken bir döneme giriyoruz diyebilir miyiz? Hem de nasıl, mahşerin dört atlısı gibi, hem emtia fiyatlarının yükselmesi, hem Fed'in faiz artışları, hem içerideki problemler, enflasyon. Şimdi çarşamba günü Amerika'daki enflasyon verisi de yayınlanacak. %7'ye yakın bir enflasyon bekleniyor. Yani orada da negatif reel faizin 7'ye çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla tabii bu şahin konuşmalar çok haklı olarak seslerini yükseltmeye başladılar ve Mart'ta ilk faiz artışının beklenmesinin yanı sıra bugün bir uluslararası kurumda 4 tane faiz artışı olabilir 2022 yılında Amerika'da dedi. Dolayısıyla bunların etkisi tüm dünyayı sarsarken özellikle gelişmiş olan ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde daha sarsıcı bir etki yapacak. Ama Türkiye üzerine baktığımız zaman orada iyice işler birazcık karışık. Çünkü biz kendi sistemimizde zaten döviz kuruyla ilgili ciddi bir problem yaşıyoruz. Özellikle işte hepimizin bildiği üzere Merkez Bankamızın faiz indirimlerine geçmesiyle birlikte Eylül'den itibaren sürekli yükselen bir döviz kuruyla karşı karşıyayız. Her ne kadar döviz kurunu bastırmaya çalışsak da rezervleri kullanarak veya başka yöntemlerle işte dolar kuru 14 liranın sürekli üstünü bir test ediyor, bir parça aşağı iniyor. Demek ki başını yukarı doğru kaldırıyor. Şurada Mart'a hiçbir şey kalmadı. Mart ayında yapılacak açıklamalarla birlikte, şimdi özellikle Mart'a gelmeden önce Salı günü Powell'ın açıklaması var. Çarşamba enflasyon verisi var, Amerika'dan gelecek olan. Tüm bunlar doların hareketlenmesine sebep oldukça uluslararası düzeyde dolar değer kazanmaya başladığı süre içinde Türkiye'yi de etkileyecek. Bir zaman sonra sadece faiz artımıyla kalmayacak büyük bir ihtimalle Fed ve aynı zamanda lanço daraltmasını da çok yapmaya başladığında, yani piyasadan olduğu gibi doları çekmeye başladığı zaman da biz o zaman çok daha hızlı döviz hareketlerini göreceğiz. Ha, şimdi şöyle bir yaklaşım da var. Türkiye'de zaten yabancı yatırımcı kalmadı. Ne işte sıcak parada kaldı, ne de borsada kaldı. Onun için de çok büyük bir problem olmaz diye. Ama uluslararası piyasadaki dövizdeki oynaklık eninde sonunda Türkiye'yi etkileyecek. IMF'nin yaptığı açıklamalarda son derece önemli. Onun için bizim çok daha kararlı adımlarla gitmemiz lazım. Yani enflasyon zaten Türkiye'de gittikçe yükselmeye başladı. Merkez Bankası'nın vereceği kararlarda daha
kararlı adımlarla hareket etmesi gerekiyor. Ben artık bir faiz indiriminin olmayacağını düşünüyorum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Umarım bu süreci en az hasarla atlatırız. Çünkü ekonomide bir sürü şey çok iyi giderken Ali Bey, işin ilginç tarafı da o esasında. Yani ihracat ciddi anlamda miktarsal olarak artıyor. Bugün bir açıklama vardı otomotiv sanayi yöneticilerinden, evet, ve evet, talep olduğu gibi Türkiye'ye doğru kaydı diyor. Bu konuda ihracatımız çok iyi diyor. Her bakımdan biz ihracat potansiyelimiz artarken, sanayi indeksimiz yukarı doğru çıkarken, sanayi kapasite kullanım oranlarımız artarken biz ilginç bir şekilde Türkiye'de bir türbülansa giriyoruz. Onun için burada politika değişikliğinin etkilerini sürekli olarak gözlemliyoruz. Ekonomi yönetiminin aldığı kararların etkilerini, olumsuz etkilerini ekonomide gözlemliyoruz. Çünkü çok net kararlar açıklanmıyor, çok detaylı olarak açıklanmıyor. Bir söylem ortaya çıkıyor, o söylemden sonra biz acaba öyle midir, böyle midir diye düşünürken sistemde bir türbülans yaşanmaya başlıyor. Halbuki makroekonomik verilere baktığımız zaman esasında bir fırsat penceresi açıldı Türkiye'ye. Tabii. Covid döneminde. Biz sizle bunu ilk Covid günlerinden itibaren konuşuyorduk. Ve bu fırsat penceresinin verdiği bir rüzgar var arkamıza. Bununla birlikte ihracatta yukarı doğru gitmeye çalışırken TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte gördüğümüz bir takım olumsuzluklar yaşamaya başladık. Onun için evet, Fed'in alacağı kararlar da çok önemli. Ama onun ötesinde Türkiye'nin kendi içinde alacağı ekonomi politikasının yönetiminde alacağı kararlar çok daha önemli diye düşünüyorum. Harika. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Profesör Doktor Zeynep Ökten'le konuştuk. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Enflasyon endeksinde, TÜİK'in enflasyon endeksinde hem de gündelik hayatımızda biliyoruz ki en fazla para harcadığımız alanlardan bir tanesi haberleşme. Haberleşme harcamaları giderek maliyeti yüksek hale geliyor. Dolayısıyla haberleşme harcamalarında daha ekonomik modeller denenmesi gerekiyor. Hem bunları konuşacağız, hem haberleşmede Türk halkı hangi konularda ne kadar harcama yapıyor bunlara bakacağız. Skype hattımızda Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Terkoder Başkanı Halil Nadir Teberci var. Halil Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, eksik olmayın. Şimdi bize öncelikle biraz Terkoder'den bahsetmenizi rica ediyorum. Çünkü bilmeyenler olabilir. Yani Terkoder, evet tamam, telekomünikasyon odaklı bir dernek, onu biliyoruz ama derneğin kuruluşu ya da yapısıyla ilgili küçük bir bilgi notu verirseniz tabii sonra ki haberleşme harcamalarını konuşabiliriz. Hayır, tabii ki. Telkoder 2000 yılında bu telekomünikasyon sektörünün serbestleşme çalışmaları başladıktan sonra kurulmuş olup imtiyaz sözleşmesi imzalamayan, yani kamuyla imtiyaz sözleşmesi imzalamayan şirketlerin üye olabildiği bir dernek. Şu anda 22 üyesi var. 22 şirket olarak üyesi var. 27 şahıs üyesi var. Dolayısıyla 21 yıllık bir derneğiz. Çok uzun süreden beri devam eden bir süreç. Bu serbestleşme hareketlerine katkıda bulunmak amacıyla birçok raporlar hazırlıyoruz. Bu amaçla bir takım görüşlerimizi dile getiriyoruz.
kamuoyunda olsun, gerek düzenleyici kurum olan BTK nezdinde olsun, gerek politika belirleyici olan Bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde olsun. Kısaca biz bu sektörün serbestleşmesi ve rekabetin daha fazla, daha yaygın olabilmesi amacıyla uğraşan bir derneğiz. Biz sivil toplum kuruluşuyuz diyebiliriz kısaca. Evet. Şimdi geçen yıl, yani koronadan işte çıkış yılımız demek lazım. 2020 koronanın yılıydı. Geçen yıldan bu yana alışkanlıklarımız epey bir değişim geçirmeye başladı. Yani daha çok evden çalışma egemen olmaya başladı hala şu anda da. Omikron varyantı dolayısıyla yine evden çalışmaya geçen çok sayıda kuruluş var. Zaten koronadan çıkarken de Türkiye'nin önde gelen büyük holdingleri minimum %30 kapasiteyle evden çalışmayı sürdüreceklerini açıklamışlardı. Bu da telekomünikasyon harcamalarının daha fazla artmasına yol açıyor. Nasıl bir yıl geçirdik 2021'de harcamalar ve harcama yelpazesi bakımından? Biz, bu yılı Ali Bey, biz uzun süreden beri yıllık aile, yani çok temel olarak 4 kişilik bir ailenin bir yıllık telekom giderlerini uzun yıllardan beri hesaplıyoruz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Evet. Bu yılki hesabımıza göre, yani çok çekirdek bir aile, 4 kişi, herkeste mobil telefon var, evde bir sabit telefon var, evde sabit internet var. Haberleşme gideri 4.238 lira olarak bulduk. Bu 4.238 liranın 4'te biri yaklaşık, 927 lirası ise devlete vergi olarak ödeniyor. Bu dahil bu fiyatın içinde. Yani çok özetle şöyle söyleyebiliriz. 2021 yılında asgari ücret 2250 liraydı. Yanlış, 2500 küsür liraydı. Dolayısıyla yaklaşık asgari ücrette çalışan birisi 2 ayını haberleşme giderleri için harcamış oluyor. Evet. Şimdi sabit telefon kullanımıyla mobil telefon kullanımı arasındaki farklara biraz değinmenizi isteyeceğim. Vaktimiz var bu arada. Çok özet yapmayın lütfen. Hani bilgilenmek açısından söylüyorum. Anladım. Peki. Yani sabit telefondan giderek uzaklaşıyoruz. Bu belli. Dünyada da böyle. Ama bizde sabit telefon giderleri hala gelişmekte olan ülke liginde olduğumuzu düşünerek, yani o ligde olduğumuzu düşünerek hala çok yüksek olduğunu düşünüyor musunuz? Yüksek olmaktan öte artık sabit telefon bizde özellikle çok hızlı olarak düştü. Yani halen Avrupa ülkelerinde, ki bizden çok önce serbestleşmeye başlamış olan Avrupa ülkelerinde bile bu oranlar %40'larda olurken, bizde şu anda son çeyrek verilerine göre söylüyorum %1.56 sabit sesin toplam ses piyasası sındaki hacmi. Dolayısıyla sabit ses neredeyse sadece kurumlarda kaldı. Ev kullanıcıları işte internetle birlikte, yani sabit internet, geniş bant internetle birlikte işletmecilerin sunduğu hizmetten yararlanıyorlar. Buradaki giderlerin yüksekliğinin temel nedeni sabit bir ücreti var sabit hatların. Biraz ondan kaynaklanıyor. Onun dışında görüşme olarak aslında o kadar da pahalı bir hizmet değil. Yani genel olarak haberleşme hizmetleri, yani çok pahalı. Gelire göre baktığımız zaman hakikaten çok pahalı. Ama özellikle sabit tarafta ses hizmetleri maalesef yani bizim savunduğumuz seviyelerde değil, çok çok altına indi. Dolayısıyla oradaki gelirler de öyle, yani şey seviyelerde değil, yüksek seviyelerde değil. Nitekim şeye baktığımız zaman, Türk Telekom'un gelirlerine baktığımız zaman, işte 2000'li yıllarda gelirinin çoğunluğu ses gelirlerinden elde ederken, şu anda çoğunluk gelirinin çoğunluğunu bu mobil hizmetlerde de benzer şey görünüyor. Yani mobilde de aslında yavaş yavaş gelir kaleminin büyüklüğünü veri gelirleri almaya başladı. Bu da şu demek oluyor: artık insanlar gittikçe veri kullanıyorlar.
Tabii ki bu veriyi kullanırken bütün dünyanın şu anda şey yaptığı, çözüm bulmaya çalıştığı bu over the top dediğimiz, yani internet tabanlı hizmetlerle hizmet veren işte Skype bir tanesi, bir tanesi WhatsApp gibi, evet, hizmetlerle görüşmeleri sağlıyorlar. Dolayısıyla genel olarak ses hizmetlerinden elde edilen gelirlerde ciddi bir düşüş var. Evet. Şimdi Türk Telekom'un zaten mesela bir dönem sıkıntıya girmesi de bundan kaynaklandı. Türk Telekom onu hesaplayamadı zamanında. Ses gelirlerinin, sabit telefon gelirlerinin azalacağını hesaplayamadığı için sonradan o gelirler gidince gerçek anlamda bir bilançosal durumla karşı karşıya kaldı. Bugünkü sıkıntının kaynağında da bu var. Peki Türkiye mobil telefon kullanımında ve data kullanımında size göre ne durumda? Şimdi dünya geneline baktığımız zaman dünyadaki trende uygun olarak yaklaşık her yıl 1,5 kat, hatta bu pandemi döneminde 2 kattan fazla artış oldu veri kullanımında. Çünkü sizin başta belirttiğiniz gibi artık yeni normalimize döndük. Yani herkes evden çalışmaya başladı. İşte biz de şu anda evden sizinle bağlantı kuruyoruz. Eskiden olsa işte stüdyoya gelirdik. Stüdyoda karşılıklı konuşurduk. Ama şu anda gönül rahatlığıyla uzaktan yapabiliyoruz. Tabii bu da ne yapıyor? Veri harcıyoruz. Yani hem siz hem biz veri harcıyoruz. Dolayısıyla veri harcama kısmı ciddi oranda arttı. Bu şeyde de öyle, mobilde de öyle. Mobilde yaklaşık 11 GB seviyelerinde şu anda ortalama. Sabitte çok çok yüksek, 100 küsür GB ortalaması. Dolayısıyla her iki tarafta da ciddi artışlar var. Evet. Son özellikle son 4G veya 4.5G. Buyurun. Tamamlayın, ben bitti zannettim. Yani 4.5G'den sonra da mobil taraftaki hızlar arttıkça kullanım da arttı. Yani paralel olarak birlikte arttılar. Peki. Son sorum, 2 dakika kadar vaktimiz var, 2,5 dakika. Fiber optik kablo döşeme konusunda çok yavaş giden bir süreç olduğunu biliyoruz. Ne durumda size göre? ...55 bin kilometre şu andaki şeyimiz, fiber kablomuz. Geçen yıl bu 400 küsür bindi, 1 bin'di, yani 400 bin seviyelerindeydi. Burada ta baştan beri savunduğumuz bir şey vardı. Yani öyle bir şey yapalım ki, çünkü taraf çok orada. Evet, bu arada hattımızda da bir küçük problem oldu. Zaten söyleşinde sonuna gelmiştik. Halil Nadir Teberci ile konuştuk. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Tarkuder Başkanı. Şimdi reklama gidiyoruz.